Online oyunlar arasında adını duyduğum oyunlardan bir tanesiydi. Silk Road Online. Yani İpek yolunda geçen bu oyun nasıldı merak ettiğim için ilk kez denemeye karar verdim. Oyunu sitesinden ücretsiz indirip kurdum. 2004'ten beri oyunu milyonlarca kişi oynuyormuş. Ben o kadar eski olduğunu bile bilmiyordum. Web sitesinden kayıt olmadan oyuna giremiyoruz. Burada şöyle bir saçmalık var. Tüm bilgileri doldurunca aşağıdaki tiklerden birini işaretlemezseniz kaydolu seçince sonradan kaydolmaya çalışınca 24 saat sonra tekrar deneyin uyarısı çıkıyor. Yani 24 saat niye bekleyeyim ki mantığı ne bunun? Burada birazcık uğraştırdı ama neyse IP değiştirip kayıt oldum. Sonunda oyuna giriş yapabildim. Şöyle güzel mekanlar arasından geçtikten sonra hesap bilgilerine giriş yaptım. Önce bir sunucu seçiyoruz. En üsttekini denedim fakat sunucu doluymuş. Bekleme sırası varmış. Nasıl olduğunu anlamadım. Sunucudan o kadar kişi çıkınca mı girebiliyoruz? Beklemek hiç adetim değildir. Başka sunucuyu denedim. Bu arada dolu sunucuya girmek için ticket falan alıyormuşuz. Tabi bunların parayla alındığını söylememe de gerek yoktur. Neyse başka bir sunucuya giriş yaptım. iki farklı Farklı gruptan birini seçmek gerekiyor. Avrupalı ya da Çinli olabiliyoruz. Aslında bunu Doğu Batı diye ayırsalarmış daha güzel olurmuş. Avrupalıların açıklamasında vücutlarındaki mana enerjisini farklı yollarla kullanabildiklerinden bahsediyor. Takım oyununa yönelik karakterler için Avrupalı seçmek idealmiş. İki sınıfa kadar seçip geliştirebiliyormuşuz. Bu ilginçmiş. Bunu denemek istiyorum. Çinlilerse doğunun mistik enerjisini çağırıp düşmana karşı bunu kullanabilirmiş. Tek başına oynamak için Çinlileri seçmenin uygun olduğu yazıyor. Ben takım halinde oynamak istiyorum. O yüzden. Avrupalı seçtim. Şu alttakini de seçeneklerden biri sanmıştım ama o öylesine bakıyormuş. Karakter ekranında isim yazıp kadın veya erkek seçip dış görünüşümüzü ayarlıyoruz. Yalnız tüm bu görünümlerin farklı hikayeleri varmış. Kimisi bir rahipken bazı karakterler kaybolan yakınını bulmak için yola çıkıyorlar. Hatta 20 yaşında kurt adam olduğunu öğrenen bir karakter bile var. Bunları olmadım tabi. Kurt adam falan başımıza bela olmasın sonra uğraşamam. Benim seçtiğim karakter eski bir şövalyeyken kendine kurulan bir tuzakla gladyatör olmak zorunda kalan birisiymiş. Daha sonra bir görev için yollara düşmüş ama bu görevi başaramazsa sevdiği kadını da kaybedecekmiş. Çok ilginç bir hikayesi var. Bunun dışında bir bilgi yazmıyor ama adamın resmen hayatını kaydırmışlar. Son olarak da meslek seçiyoruz. Avcı ya da hırsız var. Oyunda kervanları koruma ya da bu kervanlara saldırma olayları varmış. İşte avcı olunca bu kervanları koruma görevlerinden kazanıyoruz. Hırsız olunca da tam tersi kervanları yağmalamamız gerekiyor. Avcıyı seçtim. Böyle devam edelim. Oyuna bu şehirde giriş yaptım. Bilgileri okuduktan sonra etrafı biraz araştırma başladım Bu arada rehberler çok faydalı. Yapmamız gereken her şey burada yazıyor. Mesela otomatik saldırı için çift tıklamak gerekiyormuş. İyileşme altta yazıyor ama ben sonralardan fark ettim. İlk başta bunu okumadım. Siz oyuna girerseniz mutlaka okuyun. Mesela yere oturunca karakter iyileşiyormuş. Bunu başta öğrenseydim çok faydalı olurdu. Ben enerji aradım sağda solda. Neyse şöyle etrafı incelerken başka oyuncular var mı diye baktım. Rehber Rafi diye bir NPC vardı. Tam ona bakarken yanımdan biri koşarak geçti. Ben de onunla hemen yarışa girdim. Belki onu izleyip bir şeyler öğrenirim diye düşündüm. Yağmurun altında bayağı bir koştuk. Ben sağı solu incelerken gözüm tüccar Ena'yı kesti. Sonra oyun biraz dondu ben de adamı kaybettim ama zaten meydana gelmişiz. Meydanda Atlas heykeli var. Yunan mitolojisinde dünyayı sırtında taşıdığına inanılan Titan oluyor bu Atlas. Bir de omurganın en üstündeki kemiğe de Atlas deniyordu sanırım. Bundan esinlenmişler. Meydanda şöyle biraz gezindim belki konuşup tanışacağım birileri olur diye düşündüm. Bir oyuna yeni başlayıp öğrenmek zor olduğu için bilen biriyle oynamak bayağı zaman kazandırıyor. Şurada Gülhane Parkı'nın girişi gibi bir yer gördüm. Hemen içine baktım ama bir şey yokmuş. Meğer burası Bizans Kraliyet Mahkemesiymiş ve haritaya baktığımda öğrendim ki ben İstanbul'daymışım. Konstantinopol diye sağ üstte kocaman yazıyormuş. Bayağı iyi oldu. İlk kez bir oyunda yaşadığım şehirde başladım. Dışarıdaki yolu izleyip şehirden çıkıp biraz etrafı dolaşmaya karar verdim. İstanbul'u nasıl yapmışlar merak ettim. Şehrin kapısından uzaklaşıp yeşillik alanlara geldim. Altın burası. Bu tür oyunlarda basit canavarlar hep böyle ilk başladığımız yerde olur. Bunları kesip biraz level atlamayı denedim. Biraz da altın toplamış oldum. Haritaya şöyle bir bir bakınca karşı kıyıda Ararat Dağı diye gördüm. Ağrı Dağı'nın boğazın karşısında ne işi var? Vay be. Küçük Asya yazıyor. Tabi birebir İpek yolu değil. Biraz fantastik hayali bir mekan tasarlamışlar. Oo, biraz doğuda Semerkant varmış. Buraya da giderim. Bir at falan varsa ilk işim buraya gitmek olur. Batıda şu anda en uç noktadaymışım haritada. Zaten Doğu Avrupa karakolu yazıyor. Daha da gidemiyoruz. Güneyde deniz ötesinde böyle yerler var. Biraz güney batıda İskenderiye varmış. Yalnız harita doğuya doğru bayağı gidiyor. Mesela Karakurum, otan kalesi, tarım havzası bayağı bir ilerleyebiliyorsunuz. Tüm bu yerleri gezmek bayağı zaman alır. Şöyle birkaç kişi beraber oynayıp gezmek güzel olurdu. Ama işte oyundan keyif alacak mıyım daha onu bilmediğim için ilk önce biraz öğrenmek lazım. Neyse biraz daha yaratık keselim. En azından ikinci level olur mu? <laughs> Z'ye basınca yere düşenlerin ismini görebiliyoruz. 2'ye basınca da otomatik alıyormuş. Sonradan çözdüm. Klaslardan Warrior veya Rogue istediğimizde level atlayabiliyoruz. Ayrıyeten büyücü olarak da gelişebiliyoruz. Yani savaşçı büyücü veya hır hırsız büyücü gibi böyle karışımlar yapabiliyoruz. Ya da Warlock denilen cadı tarzı lanetleri olan bir büyücü var. Veya Cleric ya da Bard sınıfları var. Kısaca bahsetmem gerekirse savaşçılar yakın dövüşte etkili. Bildiğimiz klasik savaşçı. Rock sınıfı okçu asasin karışımı. Mesafeli saldırılarda etkili. Wizard büyücü yani uzağa etkili büyüler atabiliyor. Alan etkili de oluyor bunlar. Warlock lanet tarzı farklı büyüleri yapıyor ve çeşitli büyüleri de var. Cleric sınıfı iyileştirmeye yönelik ya da gruptaki karakter farklı özellikler katan büyüleri olan bir karakter. Takım halinde oynarsanız grubun destekçisi oluyor Klerik. Bart müzik çalıyormuş ve bunlar gruptakileri hızlandırma gibi özellikler veriyormuş. Bu tür yetenekleri hiç denemedim. Takım savaşlarında nasıl olduğunu görmek isterdim. Neyse etrafı biraz daha dolaşayım. Belki güzel mekanlar bulurum. Şu eve mesela giriliyor mu diye baktım. Girilmiyormuş. Şöyle çayırda biraz yayılıp dinlenirken altın gördüm. Altını alırken yaratık saldırdı. Onu da öldürdüm. Neyse bu yaratıklar basit. En azından bunları rahat öldürebiliyorum. Daha uzak yer yani yerleri, farklı yerleşimleri merak ettim. Haritadan bakınca Konstantinopol Kalesi'ni gördüm. Buraya giderim diye yolu izledim. Oyunda grup kurabiliyormuşuz veya hazır gruplara katılabiliyormuşuz. Yalnız 5. level olmak lazımmış bir grup kurabilmek için. Neyse bir gruba katılmak istedim ama almadılar. Fakat yolu izlerken etraftaki yaratıkların baya bir değiştiğini fark ettim. Eyvah hem de level'ları da artmış. Şöyle kıyıdan köşeden hiç bulaşmadan tilki gibi kayıp gitmeye çalıştım. Kenardan kenardan köprüye gittim. Tam köprüyü geçerken beni görenler saldırdı. Şöyle bir üflediler. Nalları diktik. Öldüğümüz yerde tekrar başlayabiliyoruz. Öbürünü seçmedim. Büyük ihtimalle ilk oyuna başladığım yerde canlandırır. Neyse kenardan köşeden devam edelim. Bir yere geldim. Bu kapılar biz ışınlıyormuş. Kale kapılarına ışınlandım. Kaleyi bulunca sevindim. İçini gezerim. Birileriyle tanışırım diye düşündüm. Hani yeni bir yerleşim görmek istiyordum. Tam kapının dibine gittim. Bir de ne göreyim? Kapı kapalı. Nasıl açılacak onu da bilmiyorum. Bir yazı falan da koymamışlar. Hayal kırıklığıyla geri döndüm. Sonra Sonra buraya kadar yürümüşken haritadan nereye gidebilirim diye şöyle bakarken Jüpiter tapınağını gördüm. Bu şey oluyor değil mi? Roma tanrılarında Zeus yerine Jüpiter vardı. Her neyse Jüpiter tapınağına doğru gitmeye başladım. Bu uçan kanatlı şeylerden yine iyi kötü kaçtık ama tapınağa yaklaşınca Nemea aslanları gelmeye başladı. Bu nedir ya? Biz de Herakles değiliz ki Nemea aslanlarını hayatta öldüremem. Daha ikinci seviyeyim. Neyse bunların aralarından sıyrıla sıyrıla gittim böyle yıkıntıların etrafında bir tepeyi çıktım ve sonunda Jüpiter tapınağına ulaştım. O. you oh. Vay be baya büyükmüş. İçeri girince Jüpiter'le biraz sohbet ederiz herhalde. Böyle bir şey varmış. Boyutsal çatlaktan ayna boyutuna ışınlanabiliyormuşuz. Öyle yazıyor. Ama 106. level olmak gerekiyormuş. 104 level sonra buraya gelirsem girmeyi denerim. <laughs> Şu merdivenleri çıkıyorum ya inşallah güzel bir şeyler vardır burada. O sağda heykeller var. Solda da varmış. Bu ne ya? Burası da aslan dolu. Nasıl gireceğim içeri ben? Bunlar yanına gidince tek atıyorlar zaten. Neyse şöyle önlerine çıkmadan şuralardan geçmeye çalışayım. Aslancık sen dönme bu tarafa dur. Şuna bak nasıl kasıla kasıla yürüyor. Ey gelme. O bu taraf aslan yatağı olmuş. Şu aradan sıyrılabilirsem tapınağa girdim demektir. Daha avludayız. Inner chamber'a girdik mi? Jüpiter orada kesin bizi bekliyordur. Jüpiter'e diyeceğim bu nasıl belediyecilik? Şu aslanları toplatmıyor musun? Millete saldırır bunlar diye şikayet edeceğim ama. Oh kazasız belasız şu kapıdan girdik. İyi burada hiç aslan yokmuş. Şöyle bir bakayım içeride kim var? Bu nasıl iş ya? O kadar yol geldim. Tapınağın kapısı kapalı. İçeri girilmiyor. Ne bir gö görevli var ne bir Allah'ın kulu var. Jüpiter de yok. Sözde Jüpiter'i görürüz diye geldik. <laughs> Neyse ben şuradan gideyim. O kadar yol artık geri dönemem. Karşıma çıkan ilk aslana tokadı basacağım. Beni bari kısa yoldan geri göndersin. Aslan gel lan al bakayım şunu. Eyvah o nereden çıktı? Tamam belirlenen noktada canlanalım. Aynen tahmin ettiğim gibi İstanbul'a ışınlandım. Şu Atlas heykelini seçince ne oluyor? Aa bu geçit kapısıymış. Hem de Semerkant'a. Tam da gitmek istediğim yer. Bir bakayım hemen şuraya. Oo evet burası da böyle bir şehir. Bir sürü oyuncu varmış burada. Oyunda toplam kaç kişi var bilmiyorum ama bayağı fazla oyuncusu vardır bu oyunun. Buradan da böyle doğuya doğru bayağı uzaklara yolculuk yapabiliyoruz. Dışarısı da böyle ama bu bölgelerde yaratıklar ileri seviyeler için. Yani ilk başta biraz geliştikten sonra buralara gelmek gerekiyor. Benim gibi meraklıysanız böyle ikinci level buralara gelmeyin. Sonra böyle gagalayıp öldürebilirler. İşte yine başladığım şehre geri geldim. Bu oyunu uzun zamandır oynayanlar var. Siz de daha önce oynadıysanız veya hala oynuyorsanız nasıl bir yolu izlemek gerekir? Benim gibi bilmeyen oyunculara anlatırsanız sevinirim. Kervanlar nedir? Ne işe yarar? Bunları yazarsanız okuyup öğrenmek isterim. Hem oyunu merak edenler için de faydalı bilgi olur. Ben bu tür oyunlara fazla zaman ayıramadığım için böyle ucundan oynayıp bir bakmak istedim. Sonraki videolarda farklı oyunlara da böyle bakabilirim. Öneriniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.